İyi akşamlar. 30 Ocak 2023. Pazartesi saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz kulak ver. Kulak ver diyebileceğimiz o kadar çok şey var ki. İlk habere geçiyoruz. Yani pek çok yeni gelişme var. Bu gelişmelerle ilgili detayları gerçekten takip etmek lazım. EYT var. Efendim Millet İttifakı ortakları seçimi kazanmaları halinde yapacaklarını bugün kamuoyuna açıkladılar. 244 sayfa 2300 vaat var seçmene. Bakalım. Millet İttifakı'ndan hükümet programı vatandaşa 2300 vaat. Bu yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Yaşanan kriz ortamından ülkemizi çekip çıkaracak ortak politikalar mutabakat metnini bugün milletimizle paylaşıyoruz. Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı olarak tek haneye indireceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Sistem eleştirisi ekonomiyi ayağa kaldıracak vaatler. İşçiye, emekliye, çalışana, çiftçiye destekler. Altı lider Millet İttifakı iktidara geldiğinde uygulayacakları ortak politikaları açıkladı. Ülkeyi birlikte yöneteceğiz mesajı verdiler. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi dedikleri yarının Türkiye'si için sloganıyla hazırlanan mutabakat metni ilk kez göreceğe çıkıyor. Ortak politikalar mutabakat metni aslında bir hükümet programı. Bir seçim beyannamesi. Millet İttifakı'nın iktidarında uygulanacak somut projeleri ve politikaları 9 başlık, 75 alt başlık ve 2300 maddeyle duyurdu parti kurmayları. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Ekonomide atılacak adımlar öncelikli başlıktı. Enflasyonun 2 yılda tek haneye indirileceğini vaat etti Millet İttifakı. Gelir ve vergi adaleti, kaynakların etkin kullanımının altı çizildi. Çalışanların üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. Esnafın pandemide kullandığı kredilerin faizleri, Bağkur ve vergi borçlarının faizleri silinecek. Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV alınmayacak. Temel ihtiyaç ürünlerindeki vergi yükü azaltılacak. Emekliye sadece enflasyon değil, büyümeden de pay verilecek dendi. Refah artışını da hesaba katacağız. Duydun mu baba? Artık 14 Mayıs'tan sonra emekli aylığın sana yetecek. 3100 kişilik salonda emekli de vardı, işsiz de, çalışan da. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı en öndeydi. Liderleri karşıladılar. Gözler altı liderde ama en az onlar kadar gözlerin üzerinde olduğu isimler de var toplantıda. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıda hazır bulunuyor. Yerel yönetimlere eğitimden sağlığa, sosyal projelerden kentsel dönüşüme kadar tam destek sözü verdi liderler. Salonda ne bir afiş ne bir pankart vardı. Sade bir organizasyon tercih edildi. Projeler için sık sık tanıtım videoları izletildi. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak. Ortak mutabakatta çiftçinin tarım makinesi, traktörünün haciz edilmesine son verilecek. Tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılacak. Gübre ve tohum maliyetinin %50'si destek olarak çiftçiye geri verilecek. Millet İttifakı Tarım ve Gıda Bakanlığı olacak, Orman Bakanlığı ayrılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Orman yangınlarıyla mücadeledeki yetersizlik çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanlığına tahsil edilen uçakları satıp yangın söndürme filosu kurulacağı vaat edildi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak, Beştepe halkın kullanımına açılacak, Atatürk Havalimanı da yeniden hizmete girecek dendi. Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Altı lider bundan bir yıl önce 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatını imzalamıştı. Kasım 2022'de anayasa değişikliği metnini. Altı parti lideri 2023 seçimlerinde de ittifak kararı aldıktan sonra ortak politikalar mutabakat metnine imza attı. Önce bir hasar tespit komisyonu. Bu ilk gün kurulacak. Merkez Bankası'nın MIT'in başındaki partili yöneticiler gidecek. Yerlerine liyakatli devlet adamları geldi. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili öne çıkan bir ismi biliyorum. Bütün Türkiye biliyor. O isim söylendiğinde şey de hakikaten olur mu denecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat'te Millet İttifakı'nın göreve geldiğinde Merkez Bankası, MİT gibi önemli kurumların başındaki isimlerin değişeceğini, kurumlar için özel bir komisyon kurulacağını söyledi. Tamamını okudum. Bütün hafta aşağı yukarı bunları konuşuruz. Açacağız, analiz edeceğiz. 2300 vaat. Efendim eksik olan şeyler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Fakat gözüme çarpan, şimdi haberin içinde vakit olmadığı için değinilmeyen birkaç noktaya ben de değinmek istiyorum. Mesela hakimler artık Adalet Bakanı'na bağlı olmayacak. Hakimler Kurulu ayrı olacak. Önemli, adaletin bağımsızlaşması ve hakimlerin
hak ettikleri olması gereken statüye kavuşması için önemli bir gelişme. KPSS sınav sayısı artacak ve ücrette alınmayacak KPSS'den. Mesela kişi başına gelir 17 bin dolar civarına çıkarılacak, ilk katına çıkarılacak deniyor. Bence 20 bin olmalı çünkü bu mümkün. Ama bu önemli yine de çünkü her birimizin nereden baksanız ilk kat zenginleşmesi demek. Adil bir şekilde dağıtılırsa tabii. Çalışanların vergi ve sigorta primi yükü hafifletilecek, hiç yapılmayan bir şey işte bu. Bu önemli. Sonra iş yeri kiralarında stopaj kalkacak. Esnaf için önemli. Sonra mesela tarımla ilgili olarak çiftçinin, köylünün hayat standardı belli bir seviyenin altına düşürülmeyecek desteklerle. Bunu hep söyledik. Çok önemli ama tarımda daha söylenecek şeyler var. Aynı zamanda alım fiyatları Ekim'den, sezondan önce açıklanacak. Hayvancılıkta da sezon öncesinde açıklanacak. Maliyetleri de bütün sezon sabitlemeleri lazım. Onu da ekleseler iyi olur. Onu da söyledik. Kalıcı yaz saati uygulaması bitecek. Esnaf ve Ticaret Bakanlığı oluyor. Bakanlık esnafa böylece önem verildiğinin altı çizilmiş. Bağımsız sanatçılara sosyal güvence ve emeklilik hakkı, hayvan haklarına anayasal güvence ve tüm Türkiye'de musluk suyunun içilebilir hale getirilmesi. Önemli. Okullarda ücretsiz yemek ve aynı zamanda emekliye kimi avantajlar ve ücretlerinin yükseltilip asgari ücret seviyesine çıkartılmasının ümit edilmesi. Şimdi devam edelim. Bir de yolsuzluk programı var. Millet İttifakı ortakları diyor ki yolsuzluğun hesabını soracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında zaman aşımını kaldıracağız. Asla af kapsamına almayacağız. İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak. Altı liderin ortak politika metninde öne çıkan başlıklardandı yolsuzlukla mücadele. Yolsuzluk suçuna ne zaman aşımı ne af uygulanacak dedi altı parti. Muhalefetin bugüne kadar iktidara yönelttiği sert eleştiriler de satır aralarında gündeme getirildi. Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen hukuksuzlukların takipçisi olacak. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili 60'ın üzerinde madde metne girdi. Kamu özel işbirliğiyle yapılan projelerin de mercek altına alınacağını, bu projelerden doğan zararların tahsil edileceğini vaat etti muhalefet. Özellikle yurt dışına kaçırılan paraların önüne geçeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Yolsuzluktan elde edilen, yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için mal varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. Kara parayı aklayan da şerefsizdir. Uyuşturucu ticaretini yapan şerefsizdir. Sen sadece hamaksın. Değerli arkadaşlar. Sen hapiste çürüyeceksin. Türkiye'yi bir narko devlet olmaktan kurtaracağız. Uyuşturucu satıcılarına ve üreticilerine yönelik cezaları iki katına çıkaracağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş ücret almasına son vereceğiz. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamuda çoklu maaş alan bürokratlara son verilmesi de vardı metinde. Kara para aklayanlarla mücadele de. Kamu İhale Kurumu da yeniden yapılandırılacak. İhaleye fesat karıştırma suçundan zaman aşımı yeniden düzenlenecek. Uyuşturucu, rüşvet ve yolsuzlukta Türkiye'yi gri listeden çıkartacağız dedi muhalefet. Görevini kötüye kullanan, devleti tazminata mahkum ettiren ve zarara uğratan hakimler, savcılar tazminat ödeyecek. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına yol açan hakimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Muhalefetin rant projesi dediği Kanal İstanbul projesi iptal edilecek. Aynı zamanda bunlarda tabii çok başlık var. 9 farklı başlık altında. Bir tanesi de tabii bizim hayatımızı çok yakından ilgilendirebilecek bir takım vaatler bunlar. Efendim öğrenciye bedava yemek, sağlıkta da katkı payına son vaat ediliyor. Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk aç kalmayacak. Millet İttifakı'nın en dikkat çeken eğitim vaadi devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul masraflarının karşılanması. Anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz olarak karşılayacağız.
Gençler, hayata atıldığınızda borçlu olmayacaksınız. KYK borçlarınızı isterseniz sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak ödemenize imkan sağlayacağız. Üniversite öğrencilerinin en büyük kaygısı özellikle büyük şehirlerde artan kira ve yurt ücretleri ve barınma problemi. Millet İttifakı iktidarımızda barınma sorunu olmayacak sözü de verdi. Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz. Modern ve üniversitesine yakın devlet yurtlarında kalacak. Öğrencilerimizin ne olduğu belirsiz vakıfların, derneklerin yurtlarında kalmaya mecbur bırakmayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız. Türkiye'nin gündeminden hiç çıkmayan sınav skandalı, en son Temmuz 2022'de yapılan KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiasıyla sınav iptal edilmişti. 6 partinin ortak politikalar mutabakat metninde sınav güvenliğinden öğretmen atamalarından eğitimde liyakatli kadrolara kadar vaatler sıralandı. Yökü kaldıracak zorunlu eğitimi 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulayacağız. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı doktorlarına giderlerse gitsin demeyecek. Randevu sistemlerinde kuyruklar oluşmaya başladı. Ve sağlık, her geçen gün yurt dışına giden doktor, hemşire ve sağlık çalışanı sayısı artarken hastalardan da randevu bulamıyoruz sesi yükseliyor. İktidarın en övündüğü alan sağlık. Millet İttifakı sağlıkta kriz var dedi, kendi çözümlerini sıraladı. İnsanlarımız randevu sisteminde saatler harcamayacak. Türkiye'de artık bir ilaç krizi yaşanmayacak. İlaç krizine son vereceğiz. Sağlık, eğitim, seçmenin hayatını doğrudan etkileyen en önemli alanlar. Toplumun üzerinde durduğu en hassas başlıklarda istismar ve şiddet. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele ve şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek dedi 6 parti. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Efendim, şimdi bunun adı Ortak Politikalar Mutabakat Metni. Ortak Politikalar Mutabakat Metni. Yukarıda yazıyor. İnternete girin, bakın, okuyun. Ve eksiklerini, hangi partiye oy veriyorsanız verin. Eksikleri bizimle paylaşın. İlk eklenmesini istediğiniz şeyleri söyleyin. Ya da fazlasını, ya memnunsanız dile getirin. Hafta boyunca bunun üzerinde duralım. Eksiklerini de paylaşın. Ama bir açın okuyun internette. O kadar zor bir şey değil erişmek. Dolayısıyla kulak ver, bir bak, eleştir. Biz de paylaşalım. Mesela işte ne bileyim, internette gençlere 5 GB bedava internet. Ya bana kalırsa 5 GB yetmez. Bence sınırsız olmalı. Hadi hiç olmazsa 15-20 GB olmalı gibi. Veya tarımda, hayvancılıkta da yemi unutmayın. Yemin de diğerleri gibi işte gübre gibi, tohum gibi yarısını verin. Efendim şimdi Ankara'ya gideceğiz. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'le konuşacağız. Çünkü oradaydı, bütün olan biteni izledi, katıldı, konuştu, etti. Doğan merhaba, kolay gelsin. Hemen şunu sorarak merhaba, başlamak istiyorum. Bir kere nasıl buldun, neler gözlemledin, en çok neler ilgi çekti? Selçuk, öncelikle şunu söyleyeyim. Soğuk ve karlı bir Ankara havasından merhaba diyelim izleyicilerimize. Aa, İstanbulluları az önce kar, ama böyle biraz daha şiddetliydi ama biraz daha azaldı. Evet, ama Selçuk, Ankara'ya kar yakışıyor gerçekten. Geldi Yılmaz Erdoğan'ın o güzel şiirini ama Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar. Bugün Kongrezyum'da bu son yıllarda özellikle daha da artan bize söylenen resmi yalanları geride bırakacak bir program, hükümet programı Millet İttifakı'nın izledik diyebilirim Selçuk. Kolay değil. 6 tane birbirine benzemez parti bir araya geliyor. Asgari müştereklerde birleşiyor. Bir toplumsal akt yapıyor. Toplumsal bir konsensüs yapıyor. Ve bütün o partilerin temsilcileriyle beraber binlerce kişinin toplandığı bir salondan bütün Türkiye'ye 81 ile yayılan bir umut ateşi yakıyor. Bu hiç kolay değil. Altılı masa liderleri toplandılar çeşitli zamanlarda. İşte adayı açıklayın, ne yaptılar ki hep toplanıyorlar. Öyle değilmiş arkadaş. Toplanıyorlar ve önemli şeyler de yapıyorlar. Ben çok tatmin oldum. Evet, 2500 madde, 9 ana başlık, 70 küsür alt başlık ve 250 sayfalık bir metin gördük. Daha kompakt bir şekilde olur muydu? Evet,
Bunu da söyleyenler var. Daha iyi sunum yapılabilir miydi? Bunu da söyleyenler var. Yani meydanlarda nasıl anlatılacak olsun, mesela sorulardan biri bunu, de o. Evet tabii, yani bu seçimde nasıl anlatılacak? Bence seçimde de anlatılır. Ben şöyle bir nabız tuttum Selçuk. Salonda en çok alkış alan şeyler. Bunları sadece anlatsa ve 15 Mayıs sabahından sonra kazandıktan sonra bu açıkladıkları metnin %30'unu gerçekleştirseler bambaşka bir Türkiye'de yaşarız bence. Bambaşka bir Türkiye gelir diye düşünüyorum Selçuk. Salonda en çok alkışlananlara baktım. Salonda en çok alkış alan Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne yeniden taşınması. Net. Müthiş bir alkış aldı. Ondan sonra en çok alkışlanan Merkez Bankası'nın İstanbul'dan tekrar Ankara'ya taşınması. Çok alkış aldı. Ve bir başka yine yoğun alkış alan şeylerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nın envanterindeki uçakların satılıp orman yangınlarını söndürecek bir filo kurulması o parayla. Çok yoğun alkış aldı. Bir başka alkış Kanal İstanbul'un iptal edilip tarımsal sulamada bu bütçenin kullanılacak olması yine çok alkış aldı. Ve yine bir başka alkış, yoğun alkış kamuya personel alımında mülakatın kaldırılması. Bu çok önemliydi. Yani bunları bile anlatsa Millet İttifakı çok çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi yine alkış alanlardan bir tanesiydi. Adalet Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda başkanlık edemeyecek. O kurulda da yer alamayacak. Bu da yine bir başka yoğun ilgi gören ve alkış alan salonun nabzından gördüğümüz, bu eminim ki miting meydanlarında da çok alkış alır. Ve yolsuzluk dosyalarında zaman aşımı kaldırılıyor. Bu da yine çok, yani milletin muzdarip olduğu, şikayet olduğu ana başlıkların tamamı yoğun alkış aldı. Ve enflasyonun iki haneye indirilmesi, tabii ki zaten bunun şaşırmadık oradan çok yoğun alkış alması. Çünkü bütün toplum olarak iliklerimize kadar bunu hissediyoruz. Şiirle başladık, şarkıyla bitirelim dedik. Sen de çok bitirmeden seversin, bir şey sormak şarkıları. İstiyorum ama. Cem Doğan, Karaca'yı bir şey sormak istiyorum analım. Bitirmeden. Cem Karaca'nın. Bir şey sormak istiyorum tabii. Bitirmeden. Parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak nasıl yol alınacağına dair bir şey yoktu orada. Onunla ilgili tabii onu bir vakti var herhalde. Onunla ilgili duyduğun, gördüğün bir şeyler var mı? Ya parlamenter sisteme geçişte çok kararlı. Zaten iktidar bunu devamlı söylüyor. Millet İttifakı bunu devamlı söylüyor. Fakat tabii parlamenter sisteme geçiş bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Senin de malumun, bütün izleyicilerimiz de malumu. Burada önemli olan mecliste Millet İttifakı'nın kaç sandalye çıkaracak olması. 400 mü? 360 mı? Yani referandum sayısını yakalayacak mı? Ya da hiç referanduma gitmeden 400 vekili görüp de parlamenter sisteme geçişi kolaylaştıracak mı? Tabii parlamentodaki bu sayısal meseleyi görmeden bir proses oluşturmak, bir süreç oluşturmak takdir edersin ki zor. Ama evet. Parlamenter sistem, orada da salonda da konuştuğumuz herkes bunu söylüyordu zaten. Olmazsa olmazı Millet İttifakı'nın bu toplumsal aktının en tepe noktasında yer alan bir şey Selçuk. Salonda yoğun alkış alan, az önce dedim ya sen de şarkıları seversin. Şarkıyla bitirelim, Cem Karaca'yı da buradan analım. Ben de çok severim, senin de çok sevdiğini biliyorum. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ümit Özlale'nin konuşması sırasında söylediği bir şey. Cem Karaca'dan bu şarkısından alıntılayarak. Ümit Özlale'nin konuşması zaten salondaki en coşkulu konuşmaydı bana göre. Hani diğer partiler kızmasın, biraz daha düşük profilli bir sunum hissettim. Yani şey çok iyiydi, videolar çok iyiydi, içerik çok iyiydi söylüyorum ya. Gerçekten büyük umut ışığı. Fakat Ümit Özlale biraz daha coşkulu şey yaptı ve Cem Karaca'nın hani hepimizin bildiği o şarkı var. Yoksulluk kader olamaz değildir, firavunlar bile böyle gaddar değildir şarkısından alıntı yapınca salonda yine alkış sesleri müthiş yükseldi. Belki de en çok alkışlanan kısım konuşmanın bu tarafıydı. Bir başka mesele de sabah yayınında az önce de pakette izledik. İlker Karagöz'le Çalar Saat Ankara'dan yaptı. Bugün ben de konuydum sabahleyin. Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili, Merkez Bankası Başkanı'nı biliyorum fakat açıklamıyorum dedi. Ben de sıkıştırdım. Orta sayfada Deniz Zeyre'yi sıkıştırdığım gibi onu da sıkıştırdım. Alamadık tabii, çok da canlı yayında, biraz da tabii bu sunumun heyecanı değil ama ondan sonra tabii boş durur muyuz? Araştırdık, bulduk. Bu Hakan Kara'ya çıkıyor. Sevgili Selçuk, Hakan Kara biliyorsun Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. Bilkent'te
ders veriyor. Merkez Bankası'na da önemli katkılar sağlamış. Buradan nereye varacağım? Özgür Özel'e ben sormuştum. Peki tamam kardeşim, bu 2500 madde, 250 sayfalık manzumunuz hazır da bürokrasi listesi hazır mı kilit noktalara? Elbette hazır dedi. Altılı Masa müteahhit zamanlarda toplanıp da hani bunları belirledi. Boş durmuyor dedi. Her yere atanacak isim şimdiden tak 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 bütün Altılı Masa liderleri tarafından ve kurmayları tarafından belirleniyor. Örneğin Merkez Bankası dedi, ben biliyorum dedi. Merkez Bankası Başkanı da buradan kafalarındaki, en azından projedeki Merkez Bankası Başkanı, önlerindeki o mutabakat sağladıkları Merkez Bankası Başkanı'nın Hakan Kara olduğunu da buradan söyleyebiliriz. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz iktidar bugün EYT, biraz sonra vereceğiz sanıyorum, EYT açıklamasını yapacaktı. Bir anlamda da bu kongrezyumdaki hükümet yol haritasını, hükümet programını gündemden çıkarmak ve o gündemi koymak daha fare doğurdu. Salonda da zaten herkes öyle söyledi. Çünkü yani ek talepler, EYT'lilerin ek taleplerine hiçbir şey olmadı. Muhammed Emin Akbaşoğlu çıktı. Hiçbir şey söylemedi. Daha fare doğurdu diyebiliriz. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Ve biz de devam ediyoruz. Şimdi bir adaylık ve sıfırlama tartışması var. Adaylık ve sıfırlama tartışması. Böyle bununla ilgili buna yakışan o kadar çok mesaj da var ki, haberden sonra bu mesajlarla beraber yorumumuzu yapacağız. Efendim, adaylık, kim aday olacak? Millet İttifakı'nda bu kronometreyi sıfırlama meselesi nedir? Ne demek, ne manaya geliyor bakalım şimdi. 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Daha fazla gecikmenin açıkçası zarar da verebileceğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Hükümet programının açıklanmasıyla birlikte Millet İttifakı'nda geriye bir tek aday kim olacak sorusunun yanıtı kaldı. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'a randevu verdi. Artık 13 Şubat'ta mı olur yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız? Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur? 13 Şubat'ta ya aday ya da adayın açıklanacağı tarih duyurulacak. Ama aday ismi o güne kadar belirlenmiş olacak. Adaylık sıralamasında adı geçen isim CHP lideri Kılıçdaroğlu. Cumhur İttifakı karşısında kazanabilir misiniz sorusuna yanıtı kısa ve net oldu. Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek 6 lider. Ama o toplantı öncesinde de ikili görüşmeler olacak adayı belirlemek için. 13 Şubat'ta masada her genel başkanın aday listesi de hazır olmuş olacak. Sade, basit, net, halka sorulur, belirlenir. Burada bir problem çıkmaz. Tek adayla ve kazanacak adayla gideriz ve inşallah 14 Mayıslar bizim olur. Kamu araştırmaları da ortada, tüm gerçekler de ortada. Ortak adayı birlikte belirleyecekler. Gelecek Partisi'nin bu konudaki yaklaşımı parti içinde bir istişare sürecini başlatmak şeklinde oldu. Tek tek yüz yüze görüşerek bu kararı alacağız Gelecek Partisi olarak. Saadet Partisi lideri anket gündemimizde yok demişti. Özel bir anket olmayacak ama kamuoyunun nabzı kararda etkili olacak. Siyaset bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tartışıyor. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. Aday olamaz diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak. O zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz? Hukuken doğru değildir üçüncü kez aday olması. Vaktinde o çok bilmiş danışmanları yanlış yazmış, eksik yazmışlar anayasa değişikliği paketinde. Biz sizi seçim meydanında göndereceğiz, hiç merak etmeyin. Anayasaya aykırı diyerek Erdoğan'ın yeniden adaylığına itiraz ediyor muhalefet. Erdoğansa yeni sistemle kronometre 2018'de sıfırlandı diyor. Efendim, bu sıfırlama tartışmasına kıymetli izleyicilerimiz de şöyle katılıyorlar. O zaman milletin de borçlarını sıfırlayın. Efendim, hayalleri kaybolmuş insanların, onu sıfırlayın. Tazeleyin hayallerini. Bu sıfırlamadan niye millet faydalanamıyor peki? Bu kadar kolay da sıfırlamak. Hayattan giden yıllar filan. Bunları da sıfırlayın. Bir izleyicimiz diyor ki işsizler genel sağlık sigortası ile borçlandırılıyor ama sağlık hizmetinde hizmetimiz kapalı, ücretli. Bir başka izleyicimiz bu staj başlangıç olsun, sesimiz olur musunuz diyor. Efendim, ev hala jandarma,
promosyonunu alamadı. Onu yazan izleyicilerimiz var. Kulak ver diye. Engelliler. Onlara açılan kadrolar. Kadrolar istiyorlar elbette. Şimdi devam ediyoruz. Öğrenciler. Öğrenciler nasıl oy verecek? 14 Mayıs tarihi biz akademik takvimlere baktık. Üniversitelerin neredeyse tamamında sınavların olduğu, öğrencilerin üniversitelerinde olduğu bir tarih. Yani evlerine gidip gelemeyecekleri. İstanbul'da okuyanlar da köyüne dönemiyor veya kendi memleketine dönemiyor. Ondan dolayı oy eksilecek gibi geliyor. Resmileşmese de artık 14 Mayıs'ta seçime kesin gözüyle bakılıyor. Üniversitelilerin gözü sandıkla nasıl buluşacaklarında, siyasi partilerin gözü ise gençlerin oyunda. 14 Mayıs haftası kritik. Çünkü üniversitelerde eğitim devam ediyor olacak. Hatta çoğu üniversitenin sınav haftasına denk geliyor bu tarih. Şehir dışında okuyan öğrencilerin adres kayıtlarını bulundukları ile aldırmaları gerekiyor. Sınav haftasına denk gelmesi de yani kötü bir durum. Sınava mı çalışalım, kimi oy atacağımızı mı düşünelim? Bize başvuran her gencin oy vereceği partiyi sormadan, kim olduğunu sormadan ücretsiz bir şekilde onun şehrine gidip oy kullanıp geri okuluna dönmesini sağlayacağız. Millet İttifakı üniversite öğrencilerine sandık bileti vermeye hazırlanıyor. Yurtta kalan öğrenciler ise 3 adımda adreslerini taşıyabiliyor. Ciddi yurtların tamamı adres kayıt sisteminde mevcut ve yurdun bulunduğu mahallede oy kullanabiliyorlar. Eğitim aldıkları illerde oy kullanmak isteyen üniversite öğrencileri öncelikle seçmen listeleri askıdayken okudukları, eğitim aldıkları okuldan bir öğrenci belgesi alacak. Ardından da bir barınma belgesiyle kaldıkları yurttan aldıkları evrakları bulundukları ilçedeki ilçe nüfus müdürlüğüne götürecek. İlçe nüfus müdürlüğüne elindeki belgelerle gelen öğrenci son olarak buradan aldığı belgeyle beraber ilçe seçim kuruluna gidecek ve yurdunun bulunduğu ilde, ilçede oy kullanabilecek. Yurtta kalan üniversiteli öğrenci belgesi ve yurt belgesiyle önce ilçe nüfus müdürlüğüne, oradan da ilçe seçim kuruluna başvuracak. Öğrenci evinde kalanlarsa yine seçmen listeleri askıdayken isimlerinin bulunduğu faturayla ilçe nüfus müdürlüğüne başvurarak adreslerini taşıyabilecek. Farklı şehirlerden gelen arkadaşlarınız var. Gelemeyebilirler belki de, o yüzden oyu da kullanamayabilirler. KYK çarpı 1,5 olabilirdi en azından yatarken. Bunun sayesinde gidebilirlerdi bir otobüs bileti parası olarak. Öğrenciler şehir dışında okuyana sandık için KYK desteği beklerken Millet İttifakı da hem sandık biletiyle hem de belediyeler aracılığıyla süreci kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin bir beklentisi de E-Devlet'ten adreslerini taşıyabilmelerini sağlayan uygulamaya geçilmesi. Bu adres taşıma işlemlerini kolaylaştırın. E-Devlet üzerinden adres taşımalarını yurtta kalan öğrenciler için de uygulayın. Muhtemelen ikametgahımı buraya aldıracağım. Eğer ikametgahımı aldırmazsam da memleketime gidip orada oy kullanacağım. Oy kullanmak için, diğerlerin hakkına girmemek için en doğru oyu kullanacağız. Efendim, bu seçim tarihiyle ilgili pek çok aday olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan olamaz filan tartışma yürüyor. Bu gençleri çok ilgilendiriyor çünkü 150-200 bin genç sırf bu tarih değişikliği yüzünden oy kullanamıyor, yaş tutmadığı için. Ve bu önemli bir şey. Benim anlamadığım bu kadar tartışma var. 18 Haziran'da vaktinde yapın, bu tartışmaların hepsi bitsin. Adaylık tartışması falan. Niye 18'inde yapmıyorsunuz ki? Alt üstü bir ay. Bütün bu tartışmalara lüzum var mı? Aday olabilirdi, olamazdı falan. Gençlere de ayrıca başka herkese tanınan, mesela gurbetçilere falan tanındığı kadar kolaylık tanınması lazım oy kullanma konusunda. Bir izleyicimiz demiş ki haklı. Üç tarafımız suyla, denizle çevrili ama bir denizcilik bakanlığı olması gerekmez mi? Evet, onu da ilave ediyoruz. Ülke böyle bir şey bekliyor, millet bekliyor, bize de yazıyorlar. Efendim, Sinan Ateş suikasti 31 gündür tetikçi yakalanamıyor. Herkesten devlet adamı olmasını bekleyemeyiz. Ama insan olmasını bekliyoruz Sayın Bahçeli. İnsan olmasını bekliyoruz. Ne yaparsan yap, Sinan Ateş dosyasını sana kapattırmayacağız. Ülke ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetin üzerinden 31 gün geçti. Tetikçi hala firari yakalanamadı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da 40'ı çıkmadan gerçeklerin açığa çıkmasını bekliyorum diyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret etti. Sayın Bahçeli, Sinan Ateş o zamanlar senin evladın gibiydi değil mi? Peki evladının yetimlerini öpmeyi hiç düşünmedin mi alnından? Kesinlikle. Herkes elini vicdanına koyacak. Erdoğan her konuda konuşur. Niye bu konuda hiç konuşmuyor? Acaba MHP'yi kızdırırım diye mi konuşmuyor? Sayın Erdoğan,
Erdoğan, Sinan Ateş'in katillerini niçin bulmuyorsun? Bulma sorumluluğu senindir. Muhalefet liderlerinin sıcak gündemi Sinan Ateş suikasti. İktidarın bu süreçteki sessizliği, cinayetin üzerindeki sır perdesi aralansın, gerçekler gün yüzüne çıkarılsın diyerek ses yükseltiyor muhalefet. Acılı ailesi de adalet bekleyişinde. Bizim evladımızın katili meclistedir. Hadi işine bak. Bir olayı gizlemeye mi çalışıyorlar? Az kaldı, fazla değil. 6 ay sonra bütün bunlar toplumun önüne gelecek. Her konuşmamda sana bunu soracağım. O çocukların ağlama sesi kesilinceye kadar Sayın Erdoğan. Peki Sayın İçişleri Bakanı, senin görevin ne? Eğer Ankara sokakları emin değilse affını rica et Soylu, affını. Davutoğlu da Cumhur İttifakı'na her hafta soracağım demişti. Sinan Ateş'in eşine ziyareti sonrasında verdi bu kez mesajlarını. Ziyarete ilişkin görüntü paylaşılmadı. Dün Ayşe Hanım'a söz verdik. 15 Mayıs sabahı açılacak ilk dosyalardan biri Sinan Ateş dosyası olacak. Ve ucu nereye giderse gitsin mutlaka hak ettiği cezayı bulacak. Bir sosyal devlet anlayışı var. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim diyor Bilge Kağan. Cinayetle ilgili şu ana kadar 18 kişi tutuklandı. Aralarında tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolgahan D. de var. Tolgahan D. MHP milletvekili olacağı kılavuzun da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Muhalefet iktidar değişikliğinde tüm yönleriyle aydınlatacağız sözü veriyor. Adalet yerini bulacak diyor. Bütün bu olaylar aydınlanacak. Birazdan ekonomiye döneceğiz. Efendim EYT ile ilgili emeklileri ilgilendiren aynı zamanda asgari ücretli ilgilendiren haberlerimiz var. Fakat önce bugün önemli bir dava başladı. Efendim aleni istismara gizli yargılama. Bu dava münferit bir suç eylemi değil. Bu dava yetkililerin gözü önünde ve toplumun da gözü önünde bir çocuğun 16 yıllık esaretinin davasıdır. Türkiye'yi sarsan çocuğa istismar davasında gözler ilk duruşmadaydı. Mahkeme gizlilik ve yayın yasağı kararı verdi. Davanın takipçisi olmak ve 6 yaşından itibaren istismara uğrayan HKG'ye destek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri salondan çıkartıldı. Yasak kararını talep eden Aile Bakanlığı'ydı. Aile Bakanlığı dışında tüm kurumların davaya katılma talepleri reddedildi. Mahkeme heyeti kapattı, bizleri dışarı çıkardı ama sanılmasın ki biz bunu unutacağız. Biz bu davayı takip etmeyeceğiz. Mağdur ve sanığın süreç içerisindeki durumu da göz önüne bulundurularak böyle bir karar alındı. İsmail Ağa cemaatinden Hira Nur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki çocuğunu dini nikah adı altında 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İstekli'ye verdi. Küçük kız yıllarca istismara maruz kaldı. 14 yaşında bir doktor bunu fark etti, ailesi kemik yaşı için sahte rapor tutturdu, dosya kapandı. Yıllar süren istismar HKG'nin ses kayıtlarıyla yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Türkiye gündemini sarsan cinsel istismar davasının ilk duruşması öncesinde sabah erken saatlerden itibaren Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri var. Polis adliyenin her giriş kapısında nöbet tutuyor. Herkes 6 yaşındaki bir çocuğun yetişkin erkekler arasında alıp verilebilir olduğuna tanık oldu. Kimse ama hiç kimse o daha 6 yaşında demedi. HKG davasına Türkiye'nin dört bir yanından barolarda katılmak istiyor. İşte bu yoğun talep nedeniyle dava duruşma salonunda değil, konferans salonunda görülüyor. Yusuf Ziya G ve Kadir İ de salonda hazır bekliyorlar. Davanın mağduru HKG ise can güvenliği nedeniyle salonda değil, yaşadığı şehirden sesli ve görüntülü sistem üzerinden duruşmaya bağlanması ve ifade vermesi bekleniyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'le anne Fatma Gümüşel'e 22 yıl 6 aya kadar, ailenin kızlarını verdiği tarikat üyesi Kadir İstekli'ye ise 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Yüksek ceza talebiyle iddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekmişti. Duruşma günü ise kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri istismara karşı ses yükseltirken adliye dışında istismarı savunanlar da vardı. İlk duruşmada sadece gizlilik ve yayın yasağı kararı çıktı.
Bir sonraki duruşma 27 Şubat'ta. Eğer istismarcılar ceza almazlarsa birçok çocuğa istismarın kapıları açılacaktır. Efendim şimdi EYT mecliste biliyorsunuz kademeli prim günü öngörülüyor ama kulak ver etiketine pek çok şikayet ve eleştiri geliyor. EYT hakkımız sörge sörge alır. Tarihi bir günü yaşıyoruz. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. O kadar sıra, o kadar kuyruk var ki hala sıra bekliyorum. Kademeli varmış şu anda. O konuşuluyor. Bakalım. Bekliyoruz. 5000 değilmiş. Şu anda belli değildir yani daha. Daha açıklama gelecek meclisten, ondan sonra belli olacak. Şu andaki mevzuata göre prim gününü ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Yürürlük demek ne demek? Şu anki geçerli olan kanun maddeleri demektir. Burada da kademeli bir prim gün sayımız vardı. Sonunda EYT düzenlemesi meclise geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı kalkıyor. Ancak kademeli prim şartı korunuyor. SSK'lılar için giriş tarihine göre 5000'den 5975 prim gününe kadar, Bağkurlular içinse kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Herkes 5000 günden olacak diye bekliyordu. Biz de öyle bekliyorduk. Şu an insanları iki seferdir mağdur ediyorlar yani. Benim şu an 5000 prim günümü doldurmuş oluyorum. Askerliği borçlanmak için geldim. Ama şu an olamıyorsunuz diyorlar yani. Kademeli de benim şu an primim 5550. İnanın ki her gün bir şeyler çıkıyor. Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi burası. Yıllarca emekli olabilmek için mücadele eden, sabreden EYT'liler yasa teklifinin meclise gelmesiyle soluğu sosyal güvenlik merkezlerinde aldı. İçerisi kalabalık, EYT'lilerin kafası karışık. Hepsi emekli olabilmenin hesabını yapıyor. Kafamızı bulandırdılar. 5675 gün prim istiyorlar bizden. Yani biz bunu 5000 olarak bakan da açıklamıştı kendisi. Şaşırdık yani bayağı bir. Yetecek mi emekli olmanıza? Yetmiyor. Yetmiyor. Yetmediği için biz artık bir tane oy verilmeyecek yani. 5000 diyebiliyorduk. Ben yine de doğum borçlanmamı 2 yıl üzerinden yaptım. En geç haftaya, salı günü veya çarşamba günü genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Dolayısıyla inşallah Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün efendim emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Geçtiğimiz Aralık ayına sözü verilen EYT düzenlemesinin haftaya yasalaşması bekleniyor. Umutlar ilk maaşların Mart ayında yatması yönünde. Sosyal güvenlik merkezlerindeki iş yükü düşünüldüğünde ise bu sürenin uzayabileceğinden endişe ediliyor. Sistem bunu kaldırabilecek mi? Evet, 1 Mart'ta 2 milyon 250 bin kişi arkadaşım gidip de emeklilik başvurusunu ya da bir haftalık süreçte yapabilecek mi? Hepimiz göreceğiz. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Sayın Tepeli, hadi diyelim altılı masa kazandı. Verdik vaatleri de gördük. Yerine getirmezlerse, Cumhurbaşkanı olacak aday Beştepe'ye yerleşirse ne olacak? Onu da değiştireceksiniz. Çünkü seçimlerde patronun siz olduğunu herkes görmüş olacak. Dolayısıyla sözlerini tutmazlarsa canlarını okuruz. Patron sizsiniz. Değiştirirsiniz, onu da değiştirirsiniz. Bu kadar basit, takipçisi olun. Ve daha fazlasını isteyin. Bunu hak ediyorsunuz çünkü patron sizsiniz. Bütün masraflar sizin cebinizden çıkıyor. Bütün emek sizindir. Efendim şimdi geçelim. Yine emeklerinin karşılığını alamayan, pek çok adaletsizlikle maaşta da uğraşan emekliye. Efendim Türkiye Emekliler Derneği Başkanı. Şöyle özetleyelim. Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu gönder. Bir dengesizlik var. Bu dengesizliği niye bu hükümet dengelemiyor? Bir çay 10 lira olmuş. Nasıl yaşayacağız? Bir simit 7 lira. Nasıl yaşayacağız? Hayatımız zorluklar içerisinde geçiyor. Aynı primi ödemiş, aynı gün sayısı olan insanların emekli maaşlarının bir intibak meselesiyle halledilip düzeltilmesi gerekir. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza detaylı bir mektup
yazdık. Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu yazdı. Türkiye Emekliler Derneği aynı şartlarda farklı yıllarda emekli olanların maaş uçurumunun giderilmesini istedi. Henüz Erdoğan'dan mektuba yanıt gelmedi. Ya ben emekli olduğum zaman daha önceki emekli olanlardan fazla para alıyordum. Şimdi daha benden daha fazla çalışana daha az para alıyor. Adil bir şey değil tabii. Daha çok çalışıyor, daha çok prim ödüyor, daha az para alıyor. 2000 sonrası emekler bir haksızlığa uğradı. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yeni bir intibak kanunun çıkarılması gerekiyor. 2000 yılına kadar emekli maaşları hesaplanırken tüm emekliler için memur maaş katsayısı kullanılıyordu. 2000'de ve 2008'de ise aylık bağlama oranları değişti. Emeklilere her geçen yıl daha düşük maaş bağlanmaya başladı. 2000 öncesiyle sonrası arasında maaş uçurumu oluştu. Özellikle 2008 sonrası emeklilerde kayıp daha da büyük. 3 sene oluyor emekliyim. Asgari ücretin yani altında alıyoruz yani. 5,5 oldu şu anda ama hiçbir şey kurtarmıyor ki. Çalışmışım 25 sene. O da çalışmış 25 sene. Ben alıyorum 5,5, o alıyor 6,5. Yedi. Aynı süre çalışmalarına rağmen farklı yıllarda emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alıyor. Emekliler bu maaş farkının giderilmesi için intibak düzenlemesi bekliyor. Tamamen haksızlık. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Eskiden biraz daha fazlaymış bu bağlanma kat sayısı. Ya şimdi tabii onu artık iyice kısa yani çok düşürmüşler bunu. Alım gücümüz iyice düştü yani. Ya bugün gidiyorsun bak kasap burada yani. Kaç para bir kilo et yani. Daha önce her ay bir iki kilo alırken şimdi bir kilo ya da yarım kiloya düştük yani. Açıkçası bu yani. Peynir ona keza. Kardakışta ben ta karşıdan Maltepe'den işe geliyorum buraya. Sistem çalıştıkça, çalışma süresini uzadıkça emekli aylığını azaltan bir uygulamaya dönüştü. 5600 lira oldu son gelen zamla beraber. En düşüğünden 100 lira üstü oldu. Normalde asgari ücretle aynı almamız lazım. Yani en düşüğü bu olması lazım. Zaten standart belli. En düşük bu parayla geçinebilirsiniz diyorlar. Emekliler en düşük maaşın asgari ücret kadar olmasını, maaşlar arasındaki dengesizliğe son verecek intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Çıkarsa herkes memnun olur tabii, niye? Çıkması da lazım yani. Bu intibak da bayağıdır konuşulan bir şey yani. Emekliler önemli. Yani parti kursalar iktidarı alırlar, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunun farkında olsunlar. İktidar kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun haklarınızı arayın. Siz güçlüsünüz. Emekliler bunu hak ediyor. İzleyicilerimizden gelen mesajlar. Efendim bu vaatlere eklemek istediklerinizi hafta boyu bu kulak ver etiketine bakmaya devam edeceğim ben. Çok mesaj da geliyor. Okuyacağım birkaç tanesini şimdi de. Fakat engelli hakları hakkında bilgilendirme yapıldı mı, mutabakatta var mı diyor. Evet var. Efendim emeklilerle engellilerle ilgili atamalarda avantaj sağlanacağı, aynı zamanda şehirlerin engellilere uygun hale getirileceği yönünde, aynı zamanda dul yetim aylıklarının artırılacağı yönünde de var. Eksik gördüğünüz şeyleri bizimle paylaşın lütfen ve onları paylaşmaya biz de devam edeceğiz. Emekliye intibak yasası istiyoruz. Zaten şimdi haberini yaptık ve gelelim asgari ücretliye. Asgari ücretli yine açlık sınırının altında. 1,5 milyardan aşağıda gelmiyor doğalgaz mesela. Aldığım maaş faturayı mı verecek? Evin kirasını mı verecek? Asgari dediğimiz kavram hani aslında bir ailenin kendini geçindirebilmesi gereken bir miktar. Ama maalesef bu ülkemizde altında kalan bir durum. Asgari geçime yine yetmedi. Açlık sınırının altında kaldı zamlı asgari ücret. Hem de henüz zamlı maaş çalışanın eline geçmeden. Türk İş'e göre Ocak ayının açlık sınırı 8.864 lira. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya ayırması gereken para asgari ücretin 358 lira üstünde. Biz 10 kişi aynı evde durumumuz olmadığı için kira çıkamıyoruz. Bir eve bir baktım 10 milyardan aşağı kira yok. Ben evde çalışıyorum. Babam emekli olmasına rağmen hala çalışıyor ve yetmiyor. Ablam çalışıyor, ben çalışıyorum. Üniversiteye giden ablam var, o da çalışıyor. Ona rağmen yetmiyor yani. Bir evde birden fazla asgari ücretli de çalışsa yetmiyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu hesabı TÜİK'in gıda enflasyonunun çok üstünde. %108. Yoksulluk sınırı ise 28 bin lirayı aştı Türk İş'e göre. 3 asgari ücret bile yoksulluk sınırını yakalayamıyor. Asgari ücret arttıkça enflasyon da artıyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Daha kirayı bile ödemedik diyebilirim. Kirada oturuyoruz. Elektrik faturası çok yüksek geliyor. Doğalgaz faturası çok yüksek geliyor. Yani çok da yakamıyoruz ki evde hani babam hasta, annem hasta. Onlar bile hani daha çok hani battaniyeyle falan ısınmaya çalışıyoruz. Elektriği çok kullanmaya korkuyoruz, suyu çok kullanmaya korkuyoruz. Hiç sevinmedik çünkü hiçbir şekilde fayda etmiyor. Pakize Hanım ve Sude Hanım asgari ücretle yan yana mağazalarda çalışan iki arkadaş. Asgari ücrete zam geldiğinde sevinemediler bile, korktukları gibi de oldu. Asgari ücret aşık sınırının altında kaldı. Gerek var mı ara zam mı?
yine hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yine az bir miktar atarlar üstüne, millet yine hani sevinir, sonra sevinci kursağında kalır. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanının asgari ücreti açıklarken araladığı ara zam kapısını Çalışma Bakanı kapatmıştı. Gerekçe olarak da enflasyonu gösterdi ama daha ilk aydan gıda fiyatlarındaki artışla aşık sınırı asgari ücreti solladı. Henüz zamlı maaşını alamayan, Şubat ayını bekleyen asgari ücretlinin asıl derdi ise alım gücü. Asgari yükseldikçe yani suya bile zam geliyor yani. Fiyatlar keşke sabit kalsa da zam gelse daha iyi olur aslında. Bir izleyicimiz demiş ki uçaklar satılacakmış, git işine. 6 lidere zaten birer uçak lazım. Nereye satıyorlar uçakları? Sen bunları yemezsin be gözüm demiş. Tarifeli uçakla gidecekler, bilet alacaklar. Bakacağız, siz de bakacaksınız. Ama ilginç bir tespit doğrusu. Dolayısıyla bakmaya devam. Şimdi bizim Hazine Bakanımız bir şeyler paylaştı gene hafta sonu. Bir takım rakamlar ekonomiyle ilgili çok iyi gittiğine dair. Ben onların üstüne çıkmaya çalışmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim size. Onun söylediklerini dışarıda teyit etme şansınız var. Gıda fiyatları ne durumda? Fiyatlar düşüyor mu? Hala zam geliyor mu? Krediler, faizler, şunlar bunlar. Hayal kurabiliyor musunuz? Ev, araba, eskisi gibi çocuklara bir gelecek tasarlayabiliyor musunuz? Bunları siz değerlendirin. Bunları söylememize gerek yok. Zaten yaşıyorsunuz. Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde beraberiz. Evet, Atatürk'ün eğitimde kurduğu Cumhuriyet'in ilk eğitim kurumu Türk Eğitim Derneği, Türk Maarif Cemiyeti 95 yaşında binlerce insana okuma yazma öğretti. Tebrikler. Ve bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. İyi akşamlar. Taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için.